Baget hastalığından biraz da bahsedelim. Nedir bu baget hastalığı? Evet, baget kemiklerdeki normal olarak bu osteoporoz, kemik erimesinin zıttı bir rahatsızlıktır. Yani insanlar yaşlandıkça kemiklerindeki kalsiyum, bir de daha önce söylemiş olduğum gibi asidoz, protein ağırlıklı beslenenlerin kanındaki asit oranı yükselir, kemikteki kalsiyumu emer, kemik zayıflar, kemik erimesi ortaya çıkar. Osteoporoz veya yaşlanan bayanlarda adet kesilmesi, menopoz nedeniyle kemik erimesi başlar. Baget hastalığı ise farklıdır. Kemik iltihaplanır. Bu kemik iltihaplanması kişinin sadece bir kemiği, baldır kemiğinde, uyluk kemiğinde, kaval kemiğinde veya kafatasında veya efendim leğen kemiğinde veya kuyruk sokumunda olabilir veyahut da bütün vücudundaki kemiklerde olabilir. Bir noktada veya ağrı sizi kolay kolay iyileşmez. Baget hastalığında işte bu iltihaplı kemiğin yerine bünye yeni kemik yapmaya başlar. Çürüyen, ezilen, yok olan kemiğin yerine yeni kemik. Yeni kemik de önceki kemik gibi yavaş yavaş zamanla gelişen doğal bir kemik olmadığı için, hassas ve kırılgan bir kemik olduğu için kişide anormallikler olur. Rahatsızlıklar bir türlü bitmez. Bu nedenle baget hastalığı denir. Farklıdır. Osteoporozdan farklıdır. Kemik iltihaplanması. Bunun tedavisi mümkün. Önemli olan teşhistir. Doktoru teşhis etmişse rahatsızlığın sebebi şu. Buna söğüt kabuğundan elde edilen söğüt kabuğu, at kuyruğu otu, ısırgan otu, ayrı kökü gibi çok özel, şeytan pençesi kökü gibi bitkilerin ekstresinden oluşan Söğüt Forte diye çok yeni yeni bir ürün ürettik. Her türlü bel ağrısı, diz ağrısı, kalça ağrısı, ister osteoporoz olsun, ister baget hastalığı olsun, ister romatizma olsun, kemiklerdeki isterse kemikler arasındaki kıkırdaklar arasındaki sıvı, sinoviyal sıvı, eklem sıvısı azalması veya eklem sıvısının iltihaplanmasından kaynaklansın fark etmez. Romatizma, kemik erimesi veya baget hastalığı gibi hastalıkların hepsini doğal yollarla tedavi etmek mümkün. Zaten bilindiği gibi mesela bundan 100 yıl önce bilim adamları araştırmışlar. Söğüt kabuğunda bir salisin denen madde keşfetmişlerdir. Salisin zamanla araştırarak, geliştirerek günümüzdeki aspirini ürettiler. Bundan 100 yıl önce 1899. 100 yıl. Yani 114 yıl önce aspirin ürettiler. Fakat aspirin söğüt kabuğundan değil de kimyasal olduğu için çok çok mahsurlu. Baş ağrısına sebep olur. Mide kanamasına sebep olur. Bağırsıklara zarar verir. Böbreklere zarar verir. Kulak çınlamasına sebep olur. Birçok hastalığı tetiklediği Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Benim yazmış olduğum bu kitaplarda aspirinle ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Aspirin yan tesirleri çok büyük. Bir gün tanıdığım bir zatı muhterem adam böyle adamcağız gelmiş, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, solmuş. Ne oldu dedim? Rahatsızlığın nedir? Dedi ki ya başım ağrıyordu. Akşam iki aspirin aldım. Hala rahatsızlığım geçmedi. Dedim ki iç kanama geçiriyorsun. Belki farkına varmadın. Acil doktora git. Allah Allah gerçek mi gerçek? Gitti doktoruna gitti. Doktoruna gittiğinde doktora demiş ki 15 dakika geç kalsaydın ölebilirdin. Akşamdan sabaha kadar kan kaybetmiş. Aspirin midesini tahriş etmiş, tahrip etmiş, kanatmış. Aspirinin faydalı olan kısmı nedir peki? Yani faydalı olarak biliniyor. Aspirin faydalı olarak biliniyor ama faydalı değil. Aspirinin faydası yok. Söğüt kabuğunun içindeki salisin aldığınızda mide zarar vermez. Çünkü parçalanarak aside dönüşmüyor. Salisin olarak bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklarda salisin, söğüt kabuğunun içindeki etken madde saligenin ve glikoza parçalanıyor. Bağırsakta. Yani midede değil. Saligenin ise yine asit değil.
Kana karışıyor. Kana karışıyor ve kan da yavaş yavaş asetil asit yani aspirine dönüşür. Bu dönüşüm de salisilik asite dönüşür. Asetil salisilik asit bu dönüşüm de 8 ila 24 saat aldığı için hiçbir yan tesiri yok. Aspirin direkt asit yakıyor. Fakat söğüt kabuğundaki salisil aspirindeki o etken maddeye aside dönüşmesi 8 ila 24 saat sürdüğü için hiçbir yan etkisi yok, hiçbir problem yok. Kişi istediği kadar söğüt ekstresinden, kabuğu ekstresinden elde edilen söğüt forte diye biz bir formül geliştirdik. Söğüt kabuğu ekstresi, harpago ekstresi, ısırgan otu ekstresi vesaire, 40 kilit ekstresi. Kişi istediği kadar kullansın veya fazla kullansın. Fazla da kullanabilir. 3-4 kapsül atsa bile yan tesiri yok. Çünkü onun mideden bağırsaklara, bağırsaklardan kana karışacak, kanda aside dönüşecek. Aside dönüşmesi 8 ila 24 saat alıyor. Aspirin gibi değil. Oysa aspirin aldığında fazla aspirin alırsa mideyi deler. Ölümüne bile sebep olabilir kişinin. Öyle rastgele alamaz. Direkt asittir. Yani farklı bir durum var burada. Paketin tedavisi mümkün. Paket veya osteoporoz veya artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji, her türlü romatizma, her türlü kemik ağrısı, kemik problemi, kemik erimesi iyileştirilebilir. Zaten söğüt kabuğuyla da elde edilen ekstreyle de Avrupa'da başta olmak üzere birçok ülkede yüzlerce klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Evet, teşekkür ederim.